Şimdi bir arıyı hayal edin. Kovanından çıktığını düşünün. O gün bal yapacak değil mi? Görevi o. Bal yapmazsa kraliçe arı tarafından cezalandırılacak. Öyle de demeyelim, aç kalacak diyelim. Şimdi o arı çıktığı zaman her gün başladığı çiçekle dolaşa polenleri toplayarak kendine özünden bal yapacak. İnsan da öyle bir şey. Aynı yerde duramıyor. Hızlı dünyamızın olmadığı zamanlarda bile köylerde yaşayan insanlar 20-30 kilometrelik bir alanda bile kendi dünyaları geniş, engin olabiliyordu. Ama şimdi bizim şehirde oturup da iş yerimiz 80 kilometre ötede. Uçağa biniyoruz, 1000 kilometre başka bir yere gidiyoruz. O kadar hızın içinde engin olamadığımızı hissediyoruz. Ben kendimi engin hissedebildiğim dağlık yerlere geliyorum. Seviyorum hakikaten. Bir arı örneği verdim ama insanın da gezmesi gerekiyor. İnsanın da bir yerlere hareket edip farklı bir şekilde mevsimleri hissetmesi gerekiyor. O yüzden buraya geldim. Erzurum'dayım. Kara öyle dikkatli basmak lazım ki hissederek de yürümek gerekir. Bu da yine bir talim işi. Ne kadar kar üzerinde yürümeyi talim ederseniz o kadar az batarsınız. Elinizde şöyle bir karı alın. Bakın, karı iki elle ne kadar güzel sıkıştırırsanız, şöyle sert hale getirirseniz ve bu yüzeyi ne kadar büyütürseniz o kadar az batarsınız. Adımları atarken de öyle. Birini dengeli bir şekilde basıp hemen diğerini çok yakınına basacaksınız ki içi alttaki kar sıkışsın. Uzun adım atarsanız böyle benim attığım gibi, bakın dizime kadar çöktü. Aşağı doğru indik. Soğuk, bakın kar hala üst kısmı toz. Bu yeni yağmış 8-10 santimlik kar, dün gece yağdı. Ama alt tarafı buz. Hala Erzurum'dayım. İspir sınırlarından ayrıldık. Kuzeyi şöyle belirlersem, ok yönünde kuzeyi düşünün. Çoruh'u şöyle Erzurum'un içinden, İspir tarafından başlayıp Yusufeli'ne doğru geçireyim. Çoruh'un bu tarafındaydım. Kaçkar Dağları'nın şöyle denize bakan yamaçlarının arkasında. Şimdi buradan açtım Erzurum'un merkeze doğru. Erzurum merkeze doğru geldim. Erzurum'un merkezine çok yakın bir köy var. İsmi Dadaşköy. Oradaki gençler ata sporlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Cirit oynuyorlar. Yani kimse aylak gezmiyor. Bir kurum gibi düşünün. Deneyimli olan birisi, iyi at binen, biraz da böyle karakterli birisi başlarında duruyor. Onlara hem ciritin kültürünü hem atalarının yaşam kültürünü öğretmeye çalışıyor. Benim için orası bir ocak. Öyle algılıyorum. Onlar için de öyle keza. Şimdi onların yanına gideceğim. Ciritle ilgili ufak birkaç bir şeye değineceğiz orada. Size onları hissettireceğim. Anlatmaya çalışacağım. Erzurum'u anlatmakla bitmez. Erzurum'un neyini? Emrah'ını mı anlatayım size? Çoruh Nehri etrafında dizilmiş olan köylerin kültürünü mü anlatayım? Erzurum'un Narman'daki sümmanesini mi anlatayım? Reyhanesini mi anlatayım? Dağlarını mı anlatayım? Ovalarını mı anlatayım? Pasinlerini mi anlatayım? Yani Oltusunu, İspirini, Tortumunu mu anlatayım? Var da var. Horasan'ını mı, Hınısını mı anlatayım? Ama şimdi bu merkezdeki köye gidip vakit yettiğince, zaman yettiğince size orada yine hızlıca bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum. Dadaşköy'e. Şimdi tam da mevsimi ya. Kış bitti artık, toprak gevşedi. O cemreler düştü. Bu toprak gevşedikten sonra bunun artık kar tutması mümkün değil ama önce kalmış olan 2600 metredeyim. Önceden yağmış karın kalıntılarının üzerinde gidiyorum. Rakımı indikçe biraz daha azalıyor. 1900 metredeki o ovanın içerisinde merkeze yakın olan köye doğru ilerliyorum şimdi. Hatemin köyüne geldim. Heyecanlıyım çünkü çok eskilere dayanan bir gelenek var orada. Şimdi spor diyoruz ona ama bence spor değil o. Halkın bir yaşam tarzıydı. Ondan yavaşça uzaklaştık. Ondan sonra da spora dönüştürdük onu. Cirit. Onların yaşam biçimi olmuş. Ta geçmişten, atalarından bugüne kadar o yaşam kültürlerini içlerinde barındırıyorlar. İçinde yiğitlik var, kahramanlık var, atla insanla ilişkisi var, mücadele var, tabiatın içindeki uyum var. İnanılmaz detaylar var. Şimdi gittiğimde size
onları göstereceğim. Heyecanlı. Hatem. Ne haber? Sağ ol abi. Allah razı olsun. Sen de çok iyi misin? Mustafa hocam. Teşekkür ederim. İçeri gidelim şöyle. Ses geliyor zaten. Nal sesi. Atçı çakırlar. Arkadaşlar Çile'de hazırlık yapıyorlar. Allah nasip ederse. Çok güzel. Ne haber arkadaşlar? Kolay gelsin. Hazırlık mı var? Evet. Allah bak, nasip ederse. Tırnakları düzeltiyorlar. Evet abi. Sen de herhalde çakabilirsin abi. Yardım edeyim mi? Evet. Hemen geldik ona mı? Buyur abi buyur. Bana öğret daha doğrusu. Ben senin gibi sürekli elime alışkın değilim tabii. Yapmadım. Kardeş ismin neydi senin? Halis. Ha Halis. Kolay gelsin sana. Sağ ol abi. Hoş geldiniz. Çok güzel. Halis şimdi bu anda at çakmış, çivilerini vurmuş. Mıhları. Bu anda mıhları vurmuş. Vurduktan sonra törpü aşamasında. Ayağına şimdi törpü vuracak. Törpü vurduktan sonra bu ayağının işlemi bitti. Öbür ayağına geçecek. Diğerini de ben yapabilir miyim? Beraber yapalım mı? Tabii. Yaptın mı onu? Var mı onda? Ona da beraber başlayın. Tamam. Abi. Halis çok güzel. O tamam mı? Bu tamam. Şimdi öbürüne geç. Hangi nalı çakıyorsun? Önce bir kesip temizlemek lazım onu galiba. Dönler böyle. Dönler. Dön oğlum, dön. Gel. Gel. Şşt. Yonacak ha. Halis sen tut, Serdar abi yapsın. Dur oğlum, dur. Halis, önce temizliyor muyuz? Şimdi sağlamca böyle. Aslında benim bacağım arasını alıp öyle tutman lazım orada değil mi? Şu orta kısmı maya, at mayasından zehirlenir derler ya. Evet. Yaralandığı zaman. O şekilde. Abi maşallahım var yani ha. Yani maşallahım var yani. Ya bu işte tabii deneyimli olmak lazım da. Az daha orayı yondum mu tamam. Şurayı mı? Evet ha. Düzlendi gibi. Aynen abi. Ne alalım? Şöyle iki tane de mıh alayım elime. Bunu çakıyorum. Bunun güzel oturması gerekiyor. Değil mi? Böyle güzel oturtalım. Maşallahım var abi yani. Ya. Maşallah. Sağ ol. Önce şuradan başlıyorum. Evet abi. Bakın bu mıh birazcık eğimlidir. Mayaya değmesin diye vurduğun zaman tırnağın dışına çıksın diye aslında. Evet. Yani dışına. Etinden cemici ayırdedir o mıh. Biraz daha böyle alayım mı? En baştan mı başlayayım? Düz duracak böyle. Doğru mu açısı? Şerkatın orada abi. Atına kadar seversense o da seni o kadar sever. Ay canım benim. Şu kadar mesafe bırakıyorum. Dur. Kestik onu. Dur bak. Bak Serdar abin sana ayakkabı yapıyor. Tamam. Diğerlerini de aynı şekilde oradan gönderiyorum. Yeter mi? Atlarla ne zamandır haşır neşirsin? Doğmuş doğalı atlarla haşır neşirim abi. Yaşın kaç oldu? Yaşım 33. 33. Aşağı yukarı yani 7 yaşından, 6 yaşından ne zaman? 26 yıl az değil ya. Evet. Ondan bu yanıya hep atlarla uğraşıyorum. Yaz, kış. Yaz, kış. Hiç arasız. Yani bunu ben gelip görmedim mi, bununla uğraşmadım mı hiçbir şeye çıkmıyor. Bundan senin baba, dede de böyle miydi? Dede de onlar pek fazla cılıt oynamamışlar ama onların dedeleri çok cılıt oynamış. O bir ara işte savaş mavaş döneminde onlar cılıt oynamamış, bırakmışlar. Ondan sonra bir belli süre sonra bizim burada kavak kapı vardı.
Orada cılıd oynardılar. Şenlik olurdu. Nasıl kadın, erkek, çoluk, çocuk, herkes görürdü. Kadın, çocuk, semavar yanardı, davul zurna çalardı. Bu tarafta işte kadınlar bakardı cılıda, bu tarafta erkekler bakardı. Cılıd başlardı davul zurnayla vuran vurana. Kara cılıd, o zaman puanlı cılıd yoktu. Şimdi de hem kara cılıd oynarız kendi aramızda, takımlarından. Hem de puanlı, resmi cılıd oynarız. Allah nasip ederse cılıdımız başlar, yani kara cılıdlar başladı. Kara cılıdların arasında da hem kendimize itman veririk, hem de puanlı cılıda hazırlık yapırız. Allah nasip ederse bu sene de bu şekilde başlayacağız. Bu kara cılıdı nasıl oynuyorsunuz? Abi kara cılıdınla puanlı cılıdın pek fazla bir farkı yok. Puanlı cılıtta çizgiler falan var. Hı-hı. İşte o çizgilerin dışına çıktın mı eksi artı puan alırsan. Ama kara cılıtta kim kimi yakalarsa onu üstten aşağı bindirir. Sonuna yani. Kadar devam ediyor. Sonuna kadar atın üstüne biz bindik mi kardeşçe bineriz. Tokalaşırız, seviniriz, bineriz, şey. Kardeş yaman böyle kucaklaşır, bineriz. Atın üstüne bindik mi karşı tarafı düşman görürük. Yani düşmanmış gibi birbirimize saldırırız. Aslında bu bir sipahi oyunu ya. He. Bir savaş oyunu savaş normalde, oyunu. Gelenek dediğimiz evet. Şey. Evet, oradan işte biz onu spor haline getirmişiz. Yoksa bu Akıncıların, Alplerin yapmış olduğu bir eğitim yani. Doğru, biz doğru. Asya'da nasıl... Eğitim yapıyor. Ha, her zaman, her zaman, her yaz, dakika, kış. Yaz, kış. Bunun yani yazı, kışı, akşamı, sabahı yok. Ve Türkiye'de bu sadece Erzurum'da değil. Erzurum'da değil. Uşak ilimizde var, Manisa'da var, Erzincan'da var, Sivas'ta var, Kars'ta var, Sarıkamış'ta var. Türkiye'nin yani birçok ilinde var ama inşallah hepsine yayacağız. Oradan da dünyaya yayacağız. Bir futbol nasılsa cıldı da inşallah Allah nasip ederse yayacağız. Şu bizim Çevgan oyunumuz vardı. Evet. Şimdi ismi... Polo oldu. Polo oldu. İngilizler onu İngilizler, polo diye bütün dünyaya... Aynen. Ama şimdi adamın şöyle bir şeyi var. Aldı ve geliştirdi. Aldı, geliştirdi. Şimdi bizim de öyle bir açık görüşle bakmamız lazım ki ona... sizin hem oyuncular olarak, sporcu... İnşallah. ...hem de yöneticiler olarak... ...bunu nasıl daha iyi... ...atla insan ilişkisini ne güzel anlatabiliriz, değil mi? Atınla nasıl insan güzel? İlişkisini... ...bir adam ata bindiği an... ...yani altındaki demir değil... Yani böyle elektronik bir şey değil. Atınla bile bağdaşsan, abi kardeş gibi olursan. O yaşta senden büyüyse o senin abin. Sen onda yaşta büyüysense sen onun abisisin. Zaten at, misal ufak çocukları biz atlara bindirdik mi, at hasiyetli derler. Ufak çocuğu tıngır, tıngır, tıngır götürür yani, cezdirir. Ama onun dilinden, onun ehcamından anlayan adam ata bindi mi böyle bir at dikilir. Bir durur. Ondan sonra endamı değişir. Böyle kendini gösterir. O da ona göre gider. Sana da sirayet etmiş ha. Çocuk da bu tarafa almış. Al dışarıda. O şekilde inşallah Allah nasip ederse şimdi kara cılıtlarımız başladı. Bu cılıdı kardeşinle oynayacaksan. Kardeşin eğer müsait değilse 30 sene 30 sene koyun koyuna bile lokmayı böldüğün arkadaşından oynayacaksan kara cılıdı. Çünkü niye? Karşıdaki rakip bana vurduğu sıra onun canı yansın. Çünkü biz koyun koyuna büyümüşük, kardeş gibi olmuşuk. Onun canı yanacak için benim intikamım alacak da ona saldırı. Var gücü inenci de. Yani elinden oynanmaz bu. Doğru. Çünkü düşmana gidiysen, düşmana her zaman için kardeşinden gideceksen. Kardeş satmaz. Kardeş de, yani hepimiz kardeşlik de ama bir arkadaş da vardır, arkadaş da kardeştir. Ey arkadaş, ey kardeştir. Doğru dedin, has dedin. Beni fazla dövmeyin. Yok abi. Yok sana ama yok öyle misafir geldi mi buradan dayak yemeden gitmek olmaz. Burada hazırım ha. Bakalım tamam, kim kimi dövecek. Ben kıyafetimi giyeyim. Arkadaşlar da atları hazırlasınlar. Tamam. Öbür arkadaşlarla hep beraber tamam. Çıkalım ha. Tamam anladım.
İnsan ve atın ilişkisi çok geçmişe dayanıyor. 4-5 bin yıl öncesine ait mezarların içerisinde bile o yiğit insan atıyla beraber gömülmüş. Silahlarıyla beraber gömülmüş, müzik aletiyle gömülmüş düşünün. At, insanın kaderinin bir parçası herhalde. Onu ehilleştirmeye başladıktan itibaren. Çünkü insan da çok uyumlu bir yaratık. Zaten ciritin üzerinde de gözüküyor. Sanki ciriti at oynuyor. O kadar güzel eğitilmiş, o kadar güzel de hissediyor ki duruşu bile bir heybetle. O insan da onun üzerine yakışıyor işte. Şöyle dizginleri elime aldığımda atın altından bir komutla uçacağını hissediyorum. Dizgini biraz gevşek bırakıp saçlarına doğru uzandığımda, ayağımla hafif dokunduğumda at bir anda olduğu yerden fırlayıp atılıyor. Çok atak. Bunu hissettiğiniz an altınızda bir daha ciritle oynamaktan vazgeçemezsiniz. Cirit çok eski bir gelenek. Eskiden insanlar kara düzen cirit oynuyorlarmış. Şimdiki gibi bir çizgisi yok, bir kuralı. Tabii ki kuralı var ama kişi sayısı, oyuncu sayısı eskiden böyle değildi herhalde. Şimdi 7'şer kişiyle oynuyorlar. Takımlar bir 7 kişilik grup karşıya geçiyor, bir 7 kişilik grup bu tarafa geçiyor. Aralarında bir alan var, o çizginin dışında atlar bekliyor. Birisi elinde ciritle gelip buradaki birisini tahrik ediyor. Onu vurmaya çalışıyor. Vurmaya çalıştığı adam da vurmaya çalışıyor. Ciritini attıktan sonra diğer adam onu güzelce gözlemliyor ve peşinden koşturuyor. Hadi sen çık diye sırası yok bunun. Kim uygunsa, kim hissediyorsa onu yakalayabileceğini o anda çıkıyor. O çıkarken diğerleri de onu çıkabileceğini hissediyor. Düşünün aynı bir kurt sürüsünde, bir araya gelmiş kurt sürüsünde av yapıyor kurtlar ve o hayvanı kovalıyorlar. Biraz tanımaya çalıştım bunu. Çok hisli bir hayvan. Çok çok. Maşallah. Bak ne yapıyorsun ha? İnceliyor musun? Ya atın aslında tayken sahibiyle beraber olması lazım. Benim yaptığım şu anda çok doğru bir şey değil. Bunun sahibi taylığında bunu alıp onunla beraber yetişecek. Onun huyunu, sahibi de onun huyunu öğrenecek. Birbirlerinin huylarını benimseyecekler. Ondan sonra oyun oynayacak. Birbirlerinden abi kardeş gibi büyüyecekler. Cirit sadece üzerindeki insanın oyunu değil, atın oyunu. Atın oyunu. Atın %80 atın oyunu, %20 de insanın oyunu. Ama at küçüklükten senin dediğin gibi abi sahibiyle büyürse o onun huyunu anlar. Daha derler atın ya huyundan ya suyundan. Atı atın yanına bağladın mı ya huyundan çeker ya suyundan. Şimdi atınla adamla biri oldu mu insan bununla bağdaşır. Bunun ne tarafta gitmeyeceğini, ne tarafta gideceğini, nasıl hareket edeceğini Allah'ın izniyle birbiriyle bağdaşacak. Şu an hiç alakamız bile kalmadı atla. Bizim gibi bir milletin hiç alakası kalmadı. İsterdim ki her yöremizde insanlar atla tanışabilsinler, dokunabilsinler, hissedebilsinler, böyle bir oyun oynayabilsinler. Bir takım kurallar eklenerek şimdiki insanın yaşantısına uygun bir şekilde bu da böyle bir düzenlemeyle at insanın hayatına yeniden sokulabilir. Nereye gitsek Erzurum'da bir yerde mutlaka huşa denk geliyorum. Şu ağacın güzelliğine bakar mısınız? Aynı kökten 5 tane büyük gövde çıkmış. Tabii olarak doğada kendi halinde çıkan huş ağacı. Oysa ki şimdi peyzaj olarak kullanılıyor. Şehirde evlerimizin bahçelerinde veya otoyolların kenarlarında var. Ama bakın doğal olanı, en güzel olanı bu burada. Çok kıymetli bir ağaç. Her seferinde anlatırım. Neler yaptık bundan. Ama şu huşun kuru kabuklarından
ve gövdesinin kenarındaki kuru dallardan birkaç parça alayım, ateş başlatacağım onunla. Burası şahane. Toprak gözüküyor artık bakın. Fakat arkadan rüzgar esiyor. Biraz da rüzgarı kesmem gerekiyor. Yanımda bir panço var. Onu da arkaya doğru şöyle gereceğim. İki ağacın arasına bir ip atarak. Önce şunları bir kenara koyalım. Bakın bugün şununla ateş yakacağım. Elime huş kabuğu aldım. Doğru. Bununla ateş her zaman yakıyorum ama karasal iklimde bakın, havada kalmış kuru dikenler var. Geçen yazdan kalmış. Bunların bu kısımları bir kıvılcım gördüğünde çok güzel hemen alev alır. Onun üstüne de bu ince dalları koyarsak ateş yakabiliriz. Düğümlerin hepsinin kolay atılır, çözülür olması gerekir. Çünkü daha zor bir pozisyonda ihtiyacınız olabilir. İpe tek elle bile açmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden kolay açılsın. Şimdi her zaman farklı bir düğüm göstermeye çalışıyorum. Bu da başka bir düğüm. Buraya normal adi bir düğüm atacağım. Sadece tek bir tur atıp. Herkesin bildiği adi bir düğüm. Bunu arkadan attığım düğümlü kısmı arkadan dolaştırıyorum. Şöyle. Buraya kadar geldi. Şimdi bunun uzun olan parçanın üzerinden dolaştırıp tekrar arkadan döndüreceğim. Arkadan dönmesi için de bunun çapı kadar bir yine boy gerekiyor bana. Bakın döndü. Arkadan gelecek. Şöyle. Ve burada geçtiği parçanın boyu kadar mesafe olsa yeterli. Bunu da bu halkanın içinden şöyle geçiriyorum. Bakın. Şurada bir halka oluştu. Bu halkayı burada sabit tutabileceğim, sıkıştırarak kullanabileceğim bir dal. Şöyle. Bunu buradan geçiriyorum. Bakın buraya sıkıştı. Düğümü biraz daha gerersem şu hale gelir. Sıkıştı ve sağlam. Bakın bu da buradan geçti. Tekrar elime geldi. Onu germem gerekiyor. Bir elimle bunu bu tarafa çekerken diğer elimle de bunu böyle geriyorum. İyice. Bayağı gergin olması gerekiyor. Bunun üstünden arkaya. Şimdi bakın bu buradan gerildi iyice. Sonra bunu böyle tutup halkanın üzerine alıyorum. Bir tur çevirip içinden yine bunu sıkıştırıyorum. Burada bir halka oluştu. Bunun boşunu alarak araya yine deminki yaptığım gibi bir dal parçası sıkıştırabilirsiniz. Böyle gelebilirsiniz. Bu tutar. Ama bunu da yapabilirsiniz bakın. Yarım kazık düğümünü daha evvel göstermiştim. Şunun üzerinden yarım kazıkla da bunu sıkıştırabilirsiniz. Gergin, sağlam ve tek düzlemde İlerleyen bir ip parçası oldu. Ah,
Her ne kadar burada ateş yakıp ısınacak olsam da rüzgarın geldiği tarafa kendime siper alacak bir şey yapmak durumundayım. Ya bir tepenin altında veya arkaya böyle bir şey gelmek gerekiyor. Şu anda öyle bir tepe var ama kar etraf. Burası da kar olmadığı için arkaya pançoyu asma gereği hissettim. Ben de bunu buraya gerdim. Ateşi şimdi burada yakayım hemen. Şimdi yürürken hissettim de bacaklarım gerçekten iç kısımları atı sıkmaktan, gitmek, çevirmek, döndürmek, durdurmak için bacaklarımı kullanmaktan bayağı ağrımış. Bunu yürürken daha çok hissettim. Ama şimdi birazdan bir şeylerle uğraşacağım. O bile beni dinlendirecek. Vücudumda birikmiş olan o yorgunluk asidini atmama yardımcı olacak. Burada soluduğum hava, bu yükseklikte soluduğum hava beni daha çabuk dinlendirecek. Ondan sonra dinlenmiş bir şekilde ben de yeniden döneceğim. Evet, etler buna dizilecek ama etlerin altta şöyle durabilmesi için, üst üste sıkışabilmesi için, o etleri birbirine sıkıştırmak için bir kalın dal parçasını şöyle delik açarak bu hale getirdim. Bu buraya sıkışacak. Bu altta kalacak. Etler buraya dizilecek. Dizildikten sonra da üstüne bunu yerleştireceğim. Buraya da alttan nereye kadar gelirse artık kama sokarak karşılıklı etleri sıkıştırmış olacağım. Sonra da öyle artık ateşin üzerinde, közün üzerinde çeviririz. Şimdi bu dalın yaş olması gerekir. Kuruyla olmaz, yakarsınız sonra. Bunu da büküp ateşte birazcık böyle ısıtarak içindeki suyuyla birlikte büktüm. Azıcık çatladı ama önemli değil. Bu pozisyonda rahatça çevirebileyim diye. İki tane çatalın üzerine yerleştirirsem buraları böyle ateşin de mesafesini ayarlarsak çok basit bir düzenek olur. Böyle. Şimdi çatalları hazırlayayım. Ondan sonra etleri soğanla, karabiberle ve tuzla, kaya tuzuyla harcını yapacağım. Erzurum'dayım. Etrafı engin dağlarla çevrili. O kadar yüksek bir plato ki burası. Etrafında engin dağlar var. Hatta hepimizin bildiği kayak merkezinde olduğu Palandöken var. Kimilerine göre Palandöken sadece Mayıs ayında çıkan bu yöreye has bir çiçeğin ismi Palandökensis diye hatırlıyorum. Kimilerine göre de Palandöken ismi palan eşeğin semeri anlamında burada. Eşeğin semerin üzerine yüklenen yükün o dağları geçip arka taraflara giderken ya da bu taraflara gelirken o eğimde işte o yükün buranın eğiminden dolayı dökülmesi anlamına geliyor. Palandöken. Şimdi ben de 3200 metre zirvesi olan Palandöken'in hemen altındayım. O kadar engin, o kadar güzel bir manzarası var ki muhteşem. Burada havayı, bu havayı solumak bile çok güzel. Dağları o kadar çok seviyorum ki. İnsanlara zor gelebilir tırmanmak, yürümek ama o yürürken yaşadıklarınız ve şöyle durup dinlendikten sonraki güçlü, dinamik haliniz başka hiçbir yerde olamaz. Of of of, şu görüntüye bakın. Bu en sona, ortalara ve en başa biraz yağlı kısımlarını koydum ki ete lezzet versin diye. Bakın şuraya kadar yapıp şunu bir şöyle bir keseyim önce. Bir de şunu alayım. Bir de şu kısım. Şu görüntüye bakın. Yani her şey yerinde güzel, öyle değil mi? Bunu da burada yemek keyifli ve her yönden doyurucu. Of. İnanılmaz lezzetli. İnsan her an bir şey öğreniyor.
Okuduğumuz zaman öğreniyoruz, dinlediğimiz zaman öğreniyoruz, duyduğumuz zaman öğreniyoruz, gördüğümüz zaman öğreniyoruz, dokunduğumuz, işittiğimiz, hissettiğimiz her şeyde bir şey algılıyoruz ve öğreniyoruz. İnanın bana, okuyarak öğrenmeyi de çok seviyorum. Yazan adama da saygı duyuyorum. Çünkü benim gidemediğim, göremediğim yerleri gezip görmüş ve o da kalemiyle bize aktarmış. Biz de onları hissedip onun gördüğü yerleri içimizde hayal etmeye çalışıyoruz. Ama inanın bana her fırsatta gezerek gittiğim, gördüğüm yerleri hiçbir yerde aynı tatla, aynı lezzetle hissedemiyorum, algılayamıyorum. Gezerek öğrendiğim şeyleri hiçbir şey değişmiyorum. Erzurum'da Çanakkale türküsü çaldım. Daha doğrusu üflemeye çalıştım. Bu ne alaka diyeceksiniz değil mi? Erzurum, Çanakkale. Çanakkale öyle bir yer ki dünyanın en güçlü devletlerinin orada buluştuğu yer. İşte bu bizim şu anki sınırlarımızı belirleyen savaşlardan da bir tanesi. Memleketin her bir köşesinden, tabii en yakınından daha çok insan gitmiştir. Doğrudur ama memleketin her yerinden erkeklerimiz, erimiz gitti oraya savaşmaya. Erzurum'dan da şehit çok, Kars'tan da çok, Diyarbakır'dan da, Mardin'den de, Urfa'dan da, İzmir'den de, Sivas'tan da, Samsun'dan da, Kayseri'den de, Türkiye'nin her yerinden, güneyinden de Çanakkale cephesine savaşa giden atalarımız, dedelerimiz var. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Yani bu vatan için, memleket için, evinden, bayrağı için, geleceği için, gelecek nesilleri için mücadelesini vermiş o insanlar.